أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Arkadaşlar temiz bahsine başlamıştık. Dersi sil baştan yapıyorum. Okuduğumuz yeri yeniden okuyorum. Et-temyizü temyiz nedir? Ma öyle bir şeydir ki, evvela şunu ifade edelim. Ma'mulü mensubu sayarken وَمِنْهَا وَمِنْهَا veya وَمِنْهُ وَمِنْهُ diyordu. Et-temyizde bunu söylemedi. Sonuçta et-temyizü minha minel mensubati takdirindedir. Yani temyiz de ma'mulü mensuptan biridir. Temyiz nedir? Ma öyle bir isimdir ki, ma'yı isim diye tefsir ediyoruz. Çünkü zaten biz isim bahsini okuyoruz. Ma öyle bir isimdir ki yerfa'u kaldırır, el-ibhame ibhamı kaldırır. Nereden kaldırır ibhamı? Kapalılığı. Öyle ibham ki el-müstakırre yerleşmiş olan ibhamiyeti kaldırır. Nereden kaldırır? An-dâtin mezkûretin mezkûr zattan ev-mukadderetin veya mukadder zattan ibhamiyeti kaldırır. Demek ki temyiz, mezkûr veya mukadder zattan zatta müstakır olan ibhamiyeti kaldıran isimdir temyiz. Biz ma'mulü mensub olarak temyizi okuyoruz. Temyiz ya ismi mübhemi tam olan ve mübhem olan bir ismi açıklamak için gelmiş olur. Veyahut da işte cümledeki mukadder zattan ibhamiyeti kaldırmış oluyor. Sonuçta alâ küllü hal temyiz ister cümleden, yani ister mukadder zattan, isterse mezkûr zattan ibhamiyeti kaldırsın. Ne yapmış oluyor? Temyiz ediyor, tefsir ediyor. Et-temyizü temyiz, ma öyle bir isimdir ki yerfa'u kaldırıyor, el-ibhame, ibhamı kaldırıyor. Şimdi arkadaşlar bu yerfa'u'l-ibhame dediği zaman bir bedelden ihtiraz etmiş oldu. Mesela cani zeydun ehuke, cani zeydun ehuke de ehuke bedeldir, bedeli küldür. Cani zeydun ehuke de buradaki ehuke bir ibhamiyeti mi kaldırıyor? Biliyorsunuz ki bedelde mubdelun min meskûtun an hükmündedir. Bedelde metbu yani mubdelun an meskûtun an hükmündedir. Yani cani zeydun ehuke de sanki biz cani zeydun ehuke demedik de cani ehuke dedik. Hatırlarsanız el bedelu huvel maksudu bin nisbeti. Nisbetle maksut olan bedeldir. Mubdelun min meskûtun an hükmündedir. O zaman cani zeydun ehuke de bedel mubdelun minten ibhamiyeti kaldırmıyor. Belki mubdelun min yok hükmündedir. Meskûtun an hükmündedir. Öyleyse yerfa'ul ibhame ibhamiyeti kaldırır ifadesi nereden ihtirazdır? Bedelden ihtirazdır arkadaşlar. Peki öyle ibham ki yerfa'ul ibhame ibhamiyeti kaldırır. Öyle ibham ki el-müstakirre yerleşmiş olan ibhamiyeti kaldırır. Şimdi el-müstakirreyi izah ederken nasıl söylüyoruz? Müstakir olan, yerleşmiş olan ibhamiyeti kaldırır. Yani ismi mübhemde müstakir bir ibhamiyet vardır. Yani ismi mübhemin mevlu'u leh olması haysiyetinden orada bir kapalılık vardır. O kapalılığı kaldırır. Şimdi burada رَأَيْتُ عَيْنًا جَارِيَةً misalini görelim arkadaşlar. رَأَيْتُ عَيْنًا جَارِيَةً رَأَيْتُ gördüm, aynen ayn gördüm, cariyeten akan bir ayn gördüm. Şimdi buradaki aynen deyince burada bir ibhamiyet var mıydı? Vardı. Ayn deyince müşterek bir lafızdır. Göz müdür, göze midir, güneş midir, altın mudur, hangi mana murattır bilemiyoruz onu. Bir kapalılık var. Cariyeten deyince akan hangisi olur? Elbette pınar olduğu anlaşılmış oldu. Demek ki cariyeten aynendeki bir ibhamiyeti kaldırdı. Ancak aynende mevzuleh olması itibariyle bir ibhamiyet yoktur. Yani müstakir bir ibhamiyet yoktur. Belki bu müşterek lafızdır. Bir yerde ayn zikredildiği zaman ya göz ya göze o müşterek manalardan birisi kastedilir. Yoksa aynin manasında istikrar etmiş bir ibhamiyet söz konusu değildir. Dolayısıyla buradaki cariyeten aynen kelimesinde müstakir olmayan, gayrı müstakir olan bir ibhamiyeti kaldırmıştır. Peki demek ki et-temyizü temyiz nedir? Ma yerfa'ul ibhame ibhamiyeti kaldırıyor deyince ne çıkmış oldu buradan? Bedel çıkmış oldu.
Neden bedel çıkmış oldu? Çünkü bedel nedir? Mubtelümmin meskûtun an hükmündedir. Ondan ibhamiyeti kaldırmıyor. Hatta atf-ı beyan da arkadaşlar. Akseme billahi Ebu Hafs'ın Umar'u. Akseme billahi Ebu Hafs'ın Umar'u da Umar atf-ı beyandır. Şimdi atf-ı beyan metbuundan ibhamiyeti kaldırıyor mu? Hayır, ibhamiyeti kaldırmıyor. Aslında Ebu Hafız künyedir. Ebu Hafız da bellidir, Ömer de bellidir. Efendim, o zaman diyoruz ki Ebu Hafız da Ömer her ikisi de bellidir. Ancak Ömer Ebu Hafız'tan daha meşhurdur. Akseme billahi Ebu Hafız'ın Ömer'u da atf-ı beyan da atf-ı beyan neyi beyan ediyorsa ikisi arasında meşhur olup olmamak bakımından fark var. Kapalı olup olmaması bakımından değil. Binaenaleyh مَا يَرْفَعُ الْاِبْحَامَ dediğimiz zaman bedel ile atf-ı beyan çıkmış olur. عَنْ ذَاتٍ مَذْكُورَةٍ الْمُسْتَقِرَّ dediğimiz zaman da bu müşterek lafızda dediğimiz عَيْنٌ رَيْتُ عَيْنًا جَارِيَةً gibiler çıkmış olur. عَنْ ذَاتٍ zattan ibhamiyeti kaldırır. الْمُسْتَقِرَّ عَنْ ذَاتٍ bu an nereye mutaalliktir? يَرْفَعُيَ مُتَعَلِّكْتِرْ يَرْفَعُ الْاِبْهَامَ الْمُسْتَقِرَّ nereden kaldırır? عَنْ ذَاتٍ zattan kaldırır. O zat da ya mezkûr olur diyecek veyahut da mukadder olur diyecek. Arkadaşlar, عَنْ ذَاتٍ tarifteki bu kayıt ne için gelmiştir? Bu kayıt hal ve sıfatı tariften çıkarmak için gelir. Şimdi arkadaşlar, جَانِ زَيْدٌ bana Zeyd geldiğini olduğu halde, rakiben binici olduğu halde geldi dediğimiz zaman buradaki rakiben elbette Zeyd'den bir açıklama yapmış oluyor. Cani Zeydun rakiben, Zeyd'deki rakiben zikredilmeden bilinmeyen bir yeli beyan etmiş oldu. Ancak burada zatı değil de vasfı anlatıyor. Yani zattaki ibhamiyeti değil vasıftaki ibhamiyeti kaldırıyor. Yani Cani Zeydun bana Zeyd geldi deyince Zeyd'de bir şey yok, ibhamiyet yok. Ya hangi vasıfta geldiği mübhemdir? Rakiben dediğiniz zaman o ibhamiyeti kaldırmış oluyor. Cani zeydunir rakibu, cani zeydunil alimu dediğimiz zaman oradaki sıfat olan el alim de Zeyd'in Zeyd zatındaki bir ibhamiyeti değil, vasfındaki ibhamiyeti kaldırmış oluyor. Öyleyse arkadaşlar, et temizü temiz nedir? Ma öyle bir isimdir ki yerfaul ibhame ibhamı kaldırır. Dediğimiz zaman İbhamiyeti kaldırmayan hangisidir? Atf-ı beyanla bedel çıkmış oluyor. Neden? Çünkü bedel mübtelümindeki ibhamiyeti kaldırmıyor. Atf-ı beyan, beyan etmiş olduğu metbuundeki ibhamiyeti kaldırmıyor. Bedel, mübtelümin meskûtun an hükmündedir. Adeta ondan vazgeçti. Câni Zeydun ehûke de, Zeyd'den vazgeçti. Câni ehûke der gibi oldu. İkincisi, اَقْسَمَ بِاللّٰهِ اَبُوْ حَفْصٌ عُمَرُ de, yine Ömer kelimesi atf-ı beyandır. Onun metbu'u olan Ebu Hafs nedir? Birisi daha meşhurdur. Hangisi daha meşhurdur? Ömer daha meşhurdur. Meşhur olmayanından udül edip meşhur olanı zikretmiş oldu. Yoksa ikisi de nedir? Efendim, malumdur. İkisi de bilinendir. Öyleyse ma yerfa'ul ibhamet bedel ve atf-ı beyandan ihtiraz etmiş oldu. An zatin zattan ibhamiyeti kaldırır deyince burada hal ve sıfat çıkmış oldu. Çünkü hal ve sıfat da ne yapmış oluyor? İbhamiyeti kaldırıyor ama zattan değil, vasıftan kaldırıyor. Ne demek vasıftan kaldırıyor? Cani Zeydun rakiben dediğimiz zaman Zeyd'de bir ibhamiyet yok. Ya vasfında ibhamiyet var, zatında ibhamiyet yok. Özel isimdir zaten, bilinen bir şeydir. Vasfında ibhamiyet var, hangi halde geldi o belli değildi. Veya Cani Zeydun'un alimu hangi vasfı öne çıkması lazımdı. El alim vasfı. Demek ki burada cani zeydun rakiben, cani zeydunil alimu de hal ve sıfatta zattan ibhamiyeti değil de vasıftan ibhamiyeti kaldırmış oluyor kıymetli arkadaşlar. An zatin zattan. Öyle zat ki mezkûretin mezkûr zattan ibhamiyeti kaldırıyor. Şimdi arkadaşlar temizin kendisine bir örnek verelim. Mesela rıtlun diyelim veyahut da menevani diyelim. Rıtlun bir rıtıl demektir. Şimdi onu bizim kullandığımız şeylerle örneklendirecek olursak bir kilo dedik. Şimdi kilo dediğimiz zaman bunun manası bellidir. 999 gramın üstü 1001 gramın altına ne diyoruz?
bir kilo diyoruz. Bu açıdan bu malumdur. Ama bunun mevzunu, yani bir kilo dediğimiz zaman kilo gram olarak belli. Ama bunun mevzunu, burada maksat nedir? Bir kiloluk malzemedir. Bir kile, eğer keyl diyorsak o keyl nedir yani? Mesela diyelim ki keylin miktarı belli, kilonun miktarı belli. Ama peki o kilo nedir? Zat olarak nedir? Arpa mıdır, buğday mıdır, mısır mıdır, un mudur, altın mıdır, gümüş müdür? Zat itibariyle nedir burada? Mübhemdir. Dolayısıyla zeyten dediğimiz zaman, semlen dediğimiz zaman, hadiden dediğimiz zaman ne yapmış oluyoruz? Buradaki kapalılığı açıklamış oluyoruz. Mezkûretin ev mukadderetin. Mezkûr veya mukadder zattan ibhamiyeti kaldırmış oluyor. Şimdi arkadaşlar, tarif böylece burada bitmiş oluyor. Ne anlaşıldı mezkûr veya mukadder? Tahtada göreceğiniz gibi arkadaşlar, diyoruz ki ettemîzü temiz, yerfa'u kaldırıyor, el ibham ibhamı kaldırıyor, an zâtin zattan. Öyle zat ki mezkûretin, mezkûr zattan kaldırıyor. Arkadaşlar gözüküyor mu tahtada ki şama? Biriniz cevap versin. Tamam. اَتْتَمِيزُ تَمِيزْ يَرْفَعُ الْاِبْحَامِ İbhamı kaldırıyor, an zâtin zattan kaldırıyor. Öyle zat ki mezkûretin, mezkûr zattan kaldırıyor. Veyahut da mukadderetin, mukadder zattan kaldırıyor. Demek ki temiz, ana tema olarak ikiye ayrılıyor. Ya mezkûr zattan ibhamiyeti kaldırır veya mukadder zattan ibhamiyeti kaldırır. Şimdi mezkûr zattan ibhamiyeti kaldırana ne diyoruz arkadaş? O mezkûr zat ismi, mübhemi tamdır. Mezkûr zattan ibhamiyeti kaldırana ne diyoruz arkadaşlar? İsmi mübhem-i tam diyoruz. O mezkûr zat ismi mübhem-i tam oluyor. Şimdi arkadaşlar, ismi mübhem-i tam da amil ismi mübhem-i tamın kendisidir. Doğru mu arkadaşlar? Eğer ismi mübhem, yani mezkûr zat olursa o mezkûr zat ne oluyor? İsmi mübhem-i tam oluyor. Orada temizde amel eden hangisi olmuş oluyor? O ismin kendisi olmuş oluyor. Doğru mu? Peki bu ism-i mübhemin tamın tamamiyetini ne ile olur? Bunu izharda hatırlarsınız. Beş şeyden birisiyle olurdu. Bir nefsihi tamam olurdu. Rubbehu racülen, ya lehu racülen, ni'me racülen de olduğu gibi. Veyahut da efendim tenvinle tamam olurdu. Rıtlun zeyten gibi. Veyahut da tesniye nunu ile tamam olurdu. Menevani semlen gibi. Veya şibi cemin nunu ile tamam olurdu. İşrune olduğu gibi. Veya izafetle tamam olurdu, mil'uhu aselendi olduğu gibi. Demek ki beş şeyin birisiyle tamam olurdu. Tahtaya baktığımız zaman arkadaşlar, bu mezkûr zat, mezkûr zat ne olmuş oluyor? İsmi mübhemi tam oluyor. Temiz, bundan ibhamiyeti kaldırıyor. Bu ismi mübhemi tamın tamam olması demek, efendim, اَيْ كَوْنُهُ عَلَى حَالَةٍ يَمْتَنِعُ اِزَافَتُهَا مَعَهُ Yani öyle bir manzaradadır ki o manzarada artık onun izafeti mümkün değildir. Şimdi mesela bir nefsi tamam olan zamiri mübhemdi. Zamiri mübhem muzaf olabilir mi? Olamaz. Tenvin varken bir kelimede muzaf olabilir mi? Olamaz. Tesniye nunu varken muzaf olabilir mi? Olamaz. Şibi cemin nununda izafet olabilir mi? Olamaz. Efendim mil'uhu aselen de izafet var. Bir defa izafet varken ikinci bir izafet olabilir mi? Olamaz. Evet. Dolayısıyla ismin tamam olması demek öyle bir manzaradadır ki o manzara kendisinde varken izafeti caiz değildir, mümkün değildir. Şimdi arkadaşlar mezkûr zat dediğimiz ismi mübhemi tamdır. O ismi mübhemi tam efendim tam olması hasebiyle burası şeye benziyor. Adeta faile benzemiş oluyor. Fiil failiyle tamam olduğu manzaraya benziyor. Nasıl ki fiil failiyle tamam olduğu zaman efendim ona tam diyoruz. Burada da ne ile tamam olmuş? Tenvinle tamam olmuş, tesniye nunuyla tamam olmuş, şibi cemi nunuyla tamam olmuş. Bu yönüyle beraber efendim nereye benzemiş oluyor? Fiile benzemiş oluyor. Ve bunun amili üzerine de bundan dolayı takdimi caiz değildir. Failin amili üzerine takdimi caiz olmadığı gibi. Şimdi arkadaşlar nereye geçiyorum? Bakayım. Mezkûr veya mukadder zat dedik. Fel evvelü birincisi. Şimdi temizi evvela ikiye ayırdık. Mezkûr zat, mukadder zat dedik. Evet.
Döndük şimdi bu birinci kısmını açıklayacağız, birinci kısmını izah edeceğiz. Zaten ismi Bemit Tam'dan bahsetmiş olmam, beş şeyin birisiyle tamam oluyor demiş olmam da burayla ilgili açıklamalardı. Diyor ki fel evvelü birincisi, yani mezkûr zattan ibhamiyeti kaldıranı, bunu da ikiye ayırmış olacak. Hemen şemada görüyoruz arkadaşlar. Birincisi ismi Bemit Tam mıydı o mezkûr zat? Evet, ismi Bemit Tam'dı. Burada ben ismi Bemit Tam yazdım. Bu o da ikiye ayrılır. Ya müfret miktardan, ya miktardan diyelim veyahut da gayri miktardan kaldırır. Demek ki ismi mübemitem ya miktar olur veyahut da gayri miktar olur. Gayri miktar tafsilatı yoktur. Hemen bir örnekle söyleyelim. Mesela hatemun hadiden, hatemun yüzük demektir. Hadiden ne cihetinden? Hadiden demir olma cihetinden. Fiddaten dersiniz, hadiden dersiniz. Şimdi burada hatemun hadiden misalinde bu hadiden ibhamiyeti kaldırdı. Nereden kaldırdı? Hatemden kaldırdı. Çünkü hatem yüzük demektir. Ama bu yüzük altın olur, gümüş olur. Zat itibariyle altın mıdır, gümüş müdür, demir midir, bakır mıdır, akike midir, nedir? Akik taşı mıdır? Belli değildir. Dolayısıyla burada bir ibhamiyet vardır. Buradaki hatem nedir? İsmi mübemi tamdır. Bu ismi mübemi tamdan hadiden ne yaptı? İbhamiyeti kaldırdı. Peki bu miktar mı, gayri miktar mı? Gayri miktardır bu. Hatem çünkü yüzük demektir, miktardan bahsetmiyor. Mekadir-i hamse var arkadaşlar. Mekadir-i hamse, yani ölçü ifade eden beş tane miktar vardır. Nedir bunlar? Birisi keyildir, birisi vezindir, birisi adettir, birisi ziradır, birisi de mikyastır. Bunlara mekadir-i hamse denir arkadaşlar. Mekadir-i hamse yani ölçü miktarları. Mesela keyil var, vezin var. Keyil, biraz daha hacim bakımından eşyayı ölçen şeye keyil deniyor. Vezin, gram ağırlık bakımından ölçene deniyor. Adet zaten bellidir. Zira dediğimiz, işte elbiselerdeki ölçümler gibi olanlar, zira diyoruz. İşte bir kilometre diyorsun, yedi arşın diyorsun, on arşın diyorsun. Bir de mikyas var. Mekadir-i hamseden birisi de mikyastır. Mikyas ne demektir? Mesela, alet temreti misluha. Hurmanın üzerinde onun miktarı vardır diyorsun. Şimdi burada misluha dediğin zaman keyil midir? Değildir. Vezin midir? Değildir. Adet midir? Değildir. Dira midir? Değildir. Ama sonuçta o da bir ölçü ifade ediyor. Misluha, onun bir benzeri diyorsun. Demek ki ism-i mübemitem ya miktardan ibhamiyeti kaldırıyor, ya miktar olur veyahut da gayri miktar olur. Miktar da kendi arasında mekadir-i hamse dediğimiz keyil, vezin, adet, dira ve mikyas olarak beşe ayrılmış olur. Aslında adedi baş tarafta zikretmiş olsak, adet olur veyahut da adedin gayrisi olur demek de mümkündür. Bazı kitaplarda da bu böyle ifade ediliyor. Fel evvelü birincisi, an müfredin. Buradaki arkadaşlar, müfred demek cümlenin karşılığıdır. Yani cümle ve şibi cümle değildir. Zaten cümle ve şibi cümle nerede olacaktır? O mukadder zat dediğimiz ikinci kısımda olacaktır. An müfredin miktarin, müfred miktardan ibhamiyeti kaldırır. Galiben, şimdi şu kısım arkadaşlar, ism-i mübemitam miktar olur, gayri miktar olur. Yani mekadir-i hamse olur, gayri miktar olur. Bu hatemun hadiden gibiler azdır. Daha çok ism-i mübemitam nerede olur? Mezkûr zat dediğimiz ism-i mübemitam, mekadir-i hamsede olur. Mekadir-i hamse, miktar bildirmesi bakımından malumdur ama zat bakımından her birisinde ne vardır? Bir her birisinde bir kapalılık vardır. Dolayısıyla biz bunu anlatabilmek için mutlaka temyize ihtiyacımız vardır. Temyizi zikrettiğimiz zaman olay, kapalılık ortadan kalkmış oluyor. An müfredin miktarın, buradaki müfred neyin karşılığı arkadaşlar? Cümle ve şibi cümlenin karşılığıdır. Müfredi zaten cümleyi ileride anlatacağız. Yani ikinci kısımda anlatmış olacağız. Galiben miktardan olur. Bu miktardan neyi kastediyoruz arkadaşlar? Mekadir-i hamseyi kastediyoruz. Şemada gösterdiğimiz gibi keyil, vezin, adet, zira ve mikyas olur diyoruz. Şimdi bu müfret miktar imma fi adedin ya adet olur. Nahvu 20 dirhemen. Şimdi 20 dirhemen dediğimiz zaman arkadaşlar, 20 dirhemen de 20 20 demektir. 19'un bir üstü, 21'in bir altına ne diyoruz? 20 diyoruz. Bu açıdan burada kapalılık yok. Ama 20 dediğimiz zaman hurma mıdır, yumurta mıdır, insan mıdır, koyun mudur, keçi midir? Zat bakımından burada ne vardır?
ibhamiyet vardır. Dirhemen dediğimiz zaman bu ibhamiyet kalkmış oluyor. Şimdi burada ne oldu arkadaşlar? Bir, eşrune dirhemen de mezkür zat vardır. Nedir o? Eşrune, isim ve mittam. Eşrune, isim ve mittamdır ve mezkür zattır. Zaten mezkür zat, müfred, isim ve mittam müfred olur zaten. Mezkür zat müfred olur. Dolayısıyla mezkür zattan ibhamiyeti kaldırdı. Buradaki mezkür zat adet olmuştur. Müfred miktar diyelim, miktar adet olmuştur. وَسَيَئْتِي اَسْمَاءِ عَدَدٍ temizleri ileride esma-i adet bahsinde gelecek. Esma-i adedin temizleri farklılık arz eder. 11'den 99'a kadar olan sayıların temizi, 100, 1000, 100 ile 1000'in tesniyesi ve her ikisinin tesniyesi, 1000'in cemisinin temizleri diye izharda geçti, burada da gelecektir. اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبَا. Ne oldu burada? Kevkeben kelimesi, اَحَدَ عَشَرَنْ temizi olmuş olduğu. عَشْرُونَ دِرْهَمَنْدَ arkadaşlar, isim ve mitam ne ile tamam olmuştur? Şibicemi nunu ile tamam olmuştur. Neden biz buna şibicemi diyoruz? عَشْرُونَ kelimesi, عَشَرَتُنْ kelimesinin cemisi değildir. Eğer عَشْرُونَ kelimesi, عَشَرَتُنْ cemi olsaydı, عَشَرَتُنْ 10 demektir. عَشْرُونَ en az 30 olması lazımdı değil mi? O zaman عَشْرُونَ عَشَرَتُنْ cemisi değildir. Ama şibicemi diyoruz biz buna. Cemi, İrab bakımından عِشْرُونَ عِشْرِينَ aynı مُسْلِمُونَ مُسْلِمِينَ gibi cemi muamelesi gördüğünden dolayı biz buna ne diyoruz? Şibi cemi diyoruz. Ve dolayısıyla عِشْرُونَ'daki vav nun nedir? Şibi nun nedir? Şibi cemi nunudur. Burada isim ve mitam ne ile tamam olmuştur? Şibi cemi nunu ile tamam olmuştur. وَسَيَئْتِ bunun temizi yani esma-i adedin temizi ileride gelecek. Ya adet olur ve اِمَّا فِي غَيْرِهِ. İşte burada da ne yapmış oldu? Mekadir-i Hemse'yi adet ve adedin gayrisine ayırdı. Ama ben Şema'da bunu Mekadir-i Hemse'yi ayrı ayrı zikrettim ki karışıklık olmasın. Mekadir-i Hemse nedir? Keyildir, vezindir, adettir, ziradır, mikyastır. Bunlar ne olur? İsmi Ümit tam olur. وَاِمَّا فِي غَيْرِهِ veyahut da gayrisinde olur. O gayr nedir arkadaşlar? Keyildir, vezindir, ziradır, mikyastır. Peki, nahvu rıtlun zeyten. Rıtlun zeyten dediğimiz zaman, zeyten, zeytinyağı demektir arkadaşlar. Rıtıl nedir? Bir ölçü birimidir. Vezin dediğimiz, veznin bir ölçü birimidir. Şimdi rıtlun, aynı kilo olarak düşünün, nedir? Artı 4 derecedeki bir desimetre küp saf suyun ağırlığına kilogram derler. Kilogramın tarifini ilkokulda öyle ezberlemiştik arkadaşlar. Artı 4 derecedeki bir desimetre küp saf suyun ağırlığına kilogram derler. Kilogram nedir? 1001 gramın 1/6, 999'un 1 üstüdür. Bu yönüyle beraber bu bellidir. Kilogram dediğimiz zaman artı 4 derecedeki bir desimetre küp saf suyun ağırlığına kilogram denir. Tamam bitti. Bu belli. Ama o 1 kilo zat itibariyle nedir? Elma mıdır, armut mudur, hurma mıdır, altın mıdır, gümüş müdür? Zat itibariyle bu mübhemdir. Zeyten bunu beyan etmiş oluyor. Şimdi burada rıtlün nedir? İsmi mübhemi tamdır. Mezkür zat mıdır? Evet, mezkür zattır. Peki burada ibhamiyet ne ile tamam olmuştur? Affedersiniz. Burada isim ne ile tamam olmuştur? Mübhem bir isimdir. Ne ile tamam olmuştur? Tenvin ile tamam olmuştur. İşrune nereye misaldi arkadaşlar? Şibi ceminun ile tamam olana misaldi. Rıtlün tenvin ile tamam olmuştur. Ve menevani semnen bu da tesniye nunu ile tamam olmuştur. 3 tane misal verdi. Aslında burada 3 tane misal verirken İsmi mübhemin tamın üç şeyle tamamiyetine de işaret etmiş oldu. Evet. Ya beş şeyle tamam oluyor ama burada verdiği üç tane misalden bu üç tanesine işaret etmiş oldu. Şimdi arkadaşlar menevan iki men o da ölçü birimidir. Aynen rıtıl gibi vezindir. Semnen tereyağı cihetinden demektir. Demek ki menevani iki men mana itibariyle bellidir ama zat itibariyle belli değildir. Semlen, bu tereyağı olabilir, başka şey olabilir. Bir de keyle misal ne veririz? Mesela gafizani burran. Hacim bildiren ölçülere keyl deniyor. İnternete girdiğiniz zaman mel farku beynel keyli vel vezni açıklamalara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Zirani misal verebiliriz. İndi dira'un sevben. İndi benim yanımda vardır. Dira'un bir zira vardır. Ne cihetinden? Sevben, elbise cihetinden. Peki mekadir-i hemseden birisi de neydi arkadaşlar? Mikyastı. Ve alettemreti misluha zübden. Alettemreti hurma üzerine vardır. Misluha o hurmanın bir misli zübden, kaymak cihetinden. Bunu da ne için misal verdi arkadaşlar? Burada ism-i mittem ne ile tamam olmuştur?
İzafet de tamam olmuştur. Burada mübhemlik nerede arkadaşlar? Misildedir. Doğru mu? İzafette değildir. Yani misluha izafetinde değildir. اَعْجَبَنِ طِيبُهُ ileride misali gelecektir. Onunla bunu karıştırmayalım. Burada mübhem olan nedir? Misildir. Peki onun misli yani hurmanın ağırlığında ne varmış acaba üzerinde? Toz mu var? Çamur mu var? Yoksa ne vardır? İşte zübden dediğimiz zaman kaymağı varmış demek. Arkadaşlar burada rıtlun, menevani, alettemret üç tane misalden birisinde tenvinle tamam olmuş, birisinde tesniye nuruyla tamam olmuş, birisinde izafetle tamam olmuş. Arkada da efendim eşrune derhemende de şibi cemil nunuyla tamam olmuştur. Bu misallerden bunu çıkarabiliriz. Peki şimdi arkadaşlar şemaya bir daha bakıyoruz. Dedi ki temyiz ya mezkür zattan ibhamiyeti kaldırır veya mukadder zattan ibhamiyeti kaldırır. Bu mezkür zat nedir? İsmi mübhem-i tamdır. İsmi mübhem-i tam ya miktardan kaldırır ki genelde böyle olur veyahut da gayri miktardan kaldırır. Hatemun hadiden gibi bu çok azdır. Hatta burada izafet daha çoktur. Hatemun hadiden diyecek yerde hatemu hadidin diye izafetle kullanması daha çoktur. Bu miktar ya adet olur, 20 dirhemende olduğu gibi veyahut da adedin gayrisi keyil olur, vezin olur, zira olur, mikyas olur diyoruz. Şimdi arkadaşlar geldik kuru fasulyenin faydalarına. Diyor ki feyufradu in kana cinsen. Biz şimdi nereye okuyoruz arkadaşlar? İsim bu mütamın miktar kısmını okuyoruz. Şimdi şu miktar keyil, vezin, adet, zira, mikyas. Bizim zikredeceğimiz cins midir, değil midir? Cins midir, değil midir? Buna bakacağız. Yani feyufradu temyiz müfred olur. İnkâne cinsen. Eğer temyizin kendisi cins ise müfred olur. Şimdi cins neye diyoruz arkadaşlar? Eczası arasında farklılık olmayan şeye cins diyoruz. Mesela aza çoğa şamil olan ifadesini de kullanıyorduk. Dolayısıyla diyelim ki su diyelim, efendim zeytinyağı diyelim. Bunlar nedir? Azına da su, çoğuna da su denir. Azına da zeytinyağı, çoğuna da zeytinyağı denir. Eczası arasında fark olmadığından dolayı burada cins diyoruz. Mesela racül dediğimiz zaman, feres dediğimiz zaman öyle değildir, değil mi? Yani bunun eczası arasında yani fertler arasında farklılık vardır. Ama su ile zeytinyağı veya toprak arasında farklılık yoktur. Öyleyse arkadaşlar diyor ki eğer temyizin kendisi cins olursa ne olmak mecburiyetindedir? Müfred olmak mecburiyetindedir. Şimdi örneklendirelim arkadaşlar. Mesela tabe zeydün ma'en diyelim. Tabe zeydün ma'en. Affedersin burada tabe kelimesini zikretmeye gerek yok. Belki yani biz miktardan bahsediyoruz. Miktardan bahsettiğimize göre gerçi bunu örnek olarak veriyorlar. Yani tabe zeydün eben, tabe zeydün eben, tabe zeydani ebeveyni, tabe zeydune abaen diye örnek olarak veriyorlar. Biz buraya uygun misal verelim arkadaşlar. Diyor ki feyufredü temyiz müfred olur. Eğer velev ki ismü bemittam ne olsun? Tesni olsun, cemi olsun. İnkâne cinsen. Eğer temyizin kendisi cins ise mutlaka bu müfred olur. Mesela indi benim yanımda vardır rıtlun bir rıtıl vardır. Ne cihetinden? Ma'en su cihetinden. Şöyle diyelim. İndi rıtlani benim yanımda iki rıtıl vardır. Ne cihetinden? Yine ma'en. İndi ertalun benim yanımda rıtıllar vardır. Ne cihetinden? Ma'en su cihetinden. Bakın arkadaşlar burada rıtlun desek de, rıtlani de desek, ertalun da desek mutlaka oradaki eğer cins, temyiz cins ise ne yapıyoruz biz bunu? Müfred yapıyoruz. İndi rıtlun cins, indi rıtlun ma'en, indi rıtlun, indi rıtlani, efendim ma'en, indi ertalun ma'en. Demek ki temyiz cins olduğu zaman velev ki ismi mübhemittam tesni olsun, cemi olsun fark etmez.
temiz, müfred olmak mecburiyetindedir. Örnek anlaşıldı mı arkadaşlar? Örnek anlaşıldı mı arkadaşlar? Bana dönün, cevap verin bana. Değilse anlatmaya devam edeceğim. Diyor ki, illa en tuksadel enva'u. Meğer ki neviler kastedile. Ne demek arkadaşlar? Mesela indi, yanımda vardır, rıtlün, bir rıtıl vardır. Ne cihetinden? Zeyten, zeytinyağı cihetinden dedim. İndi rıtlani zeyten diyeceğim. İndi artanun zeyten diyeceğim. Ama benim yanımda iki türlü zeytinyağı varsa, indi rıtlani zeyteyni diyeceğim bu sefer. Normalde zeyten diyecektim. Ama ben burada nevi kastettiğimden, iki nevi kastettiğimden dolayı ne demem lazım? Aslında zeyten demem gerekirdi. Ama nevi kastettiğimden dolayı eğer iki nevi kastettiysem ne yapacağım? İndi rıtlun veya rıtlani zeyteyni diyeceğim. Eğer ikiden fazla nevi varsa o zaman cemi olarak zikredeceğim. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? İlla en tuksadel enva. Demek ki temyiz eğer cins olursa isim-i mübemmitten müfret olsun, tesni olsun, cemi olsun, temyiz mutlaka müfret olmak mecburiyetindedir, vaciptir. Eğer cins olan temyiz nevi kastedilirse o nevi birse zaten birdir, müfret olarak kalmış oluyor. İki nevi ise tesni yapacağız. İkiden fazla ise o zaman onu cemi yapmış olabiliriz. İlla en tuksadel elma ve yucma'u efendim fi gayrihi. Eğer cins değilse o zaman ne yapılır? Cemi yapılır. Buradaki cemi arkadaşlar ma fevkal müfret, ma fevkal vahiddir. Yani tesniye ve cemi. Mesela arkadaşlar sevk dediğimiz zaman, elbise dediğimiz zaman su gibi midir? Aza çoğa şamil midir? Değildir. Yani arkadaşlar su dediğimiz zaman suyun fetleri arasında ne yoktur? Mesela diyelim ki bir ton su düşünün. Bunun bir litresine de su deniyor, bir tonuna da su deniyor. Anlatabildim mi? Ama su nevileri ayrılabilir mi? Ha nevileri ayrılabilir, fark etmez. Diyelim ki bir ton bir nevi su vardır. İkinci bir ton su vardır. O da bir başka nevi olduğunu kabul edelim. Birisi Hamidiye suyudur, birisi de başka bir sudur. Yani cins ne diyoruz? Aza çoğa şamil olana cins diyoruz. Yani su dediğin zaman azına da çoğuna da su deniyor. Zeyt dediğin zaman azına da çoğuna da ne diyor? Zeyt deniyor. Dolayısıyla ama racül öyle değil ki. Racül dediğin zaman racül bir şahıs demektir. Eğer buradan yani aza da çoğa da toprak gibi, su gibi, bal gibi şamildir diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz buna. Onun feres dediğimiz zaman keza o da öyledir. Fertleri arasında fark olduğu için feres deyince kastedilen neyse hani racülün min beni Adem'e yani racülü tarif ederken ne deniyor? Zekerun min beni Adem'e cevaze haddes sığır ile haddil kiber demiştir. Feresin de kendine göre hayvanın sahilin diye bir tarif vardır. Ama racül ile bir suyu düşünelim. Su dendiği zaman bir litresine de su deniyor, bin litresine de su deniyor. Efendim ama racül dendiği zaman bir tanesine de bin tanesine de racül deniyor gibi değildir. Fertler arasında farklılık vardır. Ancak bu fertlerde nevi farklılığı olabilir mi? Olabilir. Yani suyun nevileri olabilir, zeytinyağının nevileri olabilir, arıtılmış var, arıtılmamış var gibi. Anlaşıldı mı canım? Tamam mıyız Sayın Başkan? Hocam geldiler. Herkesten. Tamam. Şimdi dedi ki arkadaşlar, eğer nevi kastedilirse o zaman kastedilen neviye göre ayarlanır. وَيُجُمَعُوا fi غَيْرِهِ Cinsin gayrisinde cemilenir. Ne demek cinsin gayrisinde cemilenir? Yani buradaki cemiden مَا فَوْكَ الْوَاحِدْ kastediliyor. Tesniye kastediliyorsa, tesniye cemi olursa cemi. Mesela indi benim yanımda vardır idlün bir paket var diyelim. Ne cihetinden sevbeyni veya etvaben veya sevben. Yani bizim yanımızdaki kumaş eğer bir kumaşsa sevben deriz. İki kumaşsa sevbeyni deriz. Eğer fazla ise etvaben deriz. Yani cins olmayan yerde neyi kastediyorsun? Bir kastediyorsan müfred yapacaksın. İki kastediyorsan tesni yapacaksın, üç kastediyorsan cemi yapacaksın. Ne oldu şimdi arkadaşlar? Şu müfret miktar, keyl, vezin, adet, zira, mikyas dediğimiz ya cinstir ya değildir. Eğer cins ise normalde temiz müfret olarak kalır. Efendim, nevi kastedersen neviye göre ayarlanır. Fakat eğer cins değil ise orada
şeye mutabık olarak isim bu mütemmen mutabık olarak veyahut da kastettiğin müfretse müfret, tesni ise tesni, cemi ise cemi zikredilecek. İndi idlün, idl arkadaşlar koli gibi bir ölçü birimidir. İdlün sevben, sevbeyni esvaben diye duruma göre bunun tesni cemi yapılır. Şimdi burası bitti arkadaşlar. Temyizde izafetin caiz olduğu ve caiz olmadığı yerler var. Diyor ki tümme inke mesela rıtlün zeyten, rıtlü zeytin diyebilir misin? Menevani semnen, meneva semnin diyebilir misin? İşrune dirhemen, işru dirhemin diyebilir misin? Diyor ki tümme inkâne eğer müfret ise, müfret miktar ise, bir tenvinin tenvini ile ise, ev binûnü tesniyeti veya tesniye nunu ile ise, iki yerde cazetil izafetu, izafet caizdir. Rıtlün zeyten, bu tenvin arkadaşlar hakikaten veya hükmen olabilir. Mesâkîlü zehebende hükmen temin vardır değil mi? İzardan hatırlarsınız bunu. Çünkü isim olduğundan dolayı temin hakkıdır. Niye temin yok orada? Gayr-ı musarif olduğundan dolayı temin yok. Orada hükmen, takdiren teminle tamam olana misaldir. Şimdi rıtlün zeytende, rıtlü zeytin izafeti caizdir. Mesâkîlü zehebende, mesâkîlü zehebin izafeti caizdir. Tesniye nunuyla tamam olanda menevani semnende meneva semnin izafeti caizdir. Cazetil izafetu. Ve illa eğer tesniye nunuyla veya tenvinle tamamlanmış değilse fela izafet caiz değildir. Demek ki biz burada yazmadık. Sadece saymış olduk. İki yerde izafet caiz. İsmi bu müten 5'in 1 ile tamam olur. Mesela bi nefsi. Bi nefsi de izafet olur mu arkadaşlar? Rubbehu racülen zamiri mubhemdi. Ni'me racülen, ya lehu racülen. İzafet olmaz. Zamirdir çünkü. Zamir-i mubhemde, ismi işarette olduğu gibi. Efendim başka ne vardı? Mesela diyelim ki izafetle tamam olurdu. Şimdi mil'uhu aselen de zaten orada bir izafet var. Şimdi orada izafet varken bir daha yeni izafet olabilir mi? Bir kelime iki defa iki defa izafet olmaz. Bir defa izafet olur. Şibi ceminunu işrune genelde burada da izafet olması mümkün değildir. O zaman izafet nerede olabiliyor? Tenvin ve tesniye nunu olan yerde izafet olabiliyor. Bunun yerinde izafet, bunun dışında izafet olmuyor arkadaşlar. Peki ne yaptık arkadaşlar? Şöyle tahtaya bir daha bakalım. Temiz dedi ki mezkür zattan ibhamiyeti kaldırır, mukadder zattan ibhamiyeti kaldırır. Mezkür zat neydi? İsmi mübemi tamdı. Biz isim mübemi tamı yeniden kısımlara ayırdık. Miktar dedik ve gayri miktardan kaldırır. Bu miktar Mekadir-i Hamse dediğimiz keyil, vezin, adet, zira, mikyas olabilir dedik. Ondan sonra hatemun hadiden gibi gayri miktar olabilir. Ayrıca bunlarla ilgili birkaç bilgi verdik. Dedi ki, eğer bunlarda temiz kendisi cins ise müfret olmak mecburiyetindedir. Cins olduğu halde müfret olmak mecburiyetinde olan temizden nevi kastedilirse, kastedilen neviye göre tesniye cemi yapılabilir. Eğer cins değilse o zaman cins olmadığına göre temiz, kastettiğin müfret midir? Tevben diyeceksin. Tesniye midir? Tevbeyni diyeceksin. Yani cinste nasıl standartlık varsa, müfret olmak mecburiyeti varsa, diğerinde bu mecburiyet yoktur. Müfret, tesniye, cemi olabilir, önü açıktır. Ayrıca burayla ilgili bir bilgi daha verdik. Dedi ki tenvinle tamam oluyorsa, bir de tesniye nunuyla tamam oluyorsa, buralarda izafet caizdir, bunun dışında izafet caiz değildir dedik. Burayla ilgili bilgileri arkadaşlar tamamladık. Şimdi ben tahtayı siliyorum. Efendim, arkadaşlar mukadder zattan ibhamiyeti kaldıran, bu mukadder zat cümlede olabilir, şibh-i cümle olabilir, bir de izafet olabilir. Evet. Şimdi mukadder zat diyoruz ki arkadaşlar cümlede olabilir, şibh cümlede olabilir. Nerede olabilir? İzafette olabilir. Cümle dediğimiz zaman mesela tâbe zeydün nefsen diyelim. Tâbe zeydün, zeyd hoş oldu. Ne cihetinden? Nefsen, nefis cihetinden, ilmen, ilim cihetinden dedik. Şimdi buradaki ilmen neyi kaldırdı arkadaşlar? İbhamiyeti kaldırdı. Nereden kaldırdı? Zeyd'de ibhamiyet yok ki. Tâbe'de de ibhamiyet yok. Ya Tâbe'nin Zeyd'e nispetinde bir ibhamiyet var.
Zeyd hoş oldu ama nesi hoş oldu? İlmi mi, ahlakı mı, elbisesi mi, çevresi mi, anası mı, babası mı, eşi mi, evi mi? Nesi güzel oldu? Burada bir ibhamiyet vardır. O zaman tabe Zeydün derken sanki tabe şey'u Zeydin, Zeydin şeyi, bir kapalı bir durum var burada. Tabe'nin kendisine değil, Zeyd'in kendisine değil de bu nispette olduğundan dolayı ne diyoruz? Mukadder zattan ibhameti kaldırdı. Mukadder zattan. Burada cümle vardır. Tabe Zeydün'de cümle vardır. Peki Zeydün tayyibun, Zeydün tayyibun eben, ubuvveten, ilmen, nefsen dersek. Oradaki tayyibun nedir? Şibi cümledir. A'cebeni tıybuhu dersek, tıybuhu izafet var. Tıybuhu onun hoşluğu. Şimdi onun hoşluğu derken nesinin hoşluğu? Aynı Tabe Zeydün'deki kapalılık orada da izafet de vardır. Hoşluğu biz şeye izafe etmiş oluyoruz. Efendim Zeyd'e izafe etmiş oluyor ama nesi hoştur? Buradaki ibhamiyet nerededir? İzafettedir. İzafetteki nispettedir. Şimdi şurada izah etmem gereken şu var arkadaşlar. Biz şibi cümleden yani ism-i fail ve failinden, ism meful ve naib-i failinden, sıfat-ı müşebbehe ve failinden, ism-i tafzil ve failinden meydana gelen cümlelere cümle değil de şibi cümle diyoruz. Bu tabiri daha önce biliyor muydunuz? Açıklamama gerek var mı? Evet, Yusuf Ali, biliyor muyduk bunu? Açıklamama gerek var mı? Evet, bilmeyen var mı arkadaşlar? Açıklamama ihtiyaç var mı? Şibi cümle ne için deniyor Zeydun Tayyibun'a? Yusuf Ali sen söyledin, niçin söyleniyor? Bunlar tam bir fiil gibi amel edilmiyorlar ancak fiile benzedikleri için, fail, meful gibi şeyler alabildikleri için de cümle fiile benzemiş oluyorlar. O yüzden şibi cümle deniyorlar. Olmadı Yusuf Alim. Ben anlatayım şimdi. Bunlara niçin cümle denmiyor? Sonuçta bu Zeydün Tayyibun Eben dediğimiz zaman Tayyibun şibi fiildir. Huve failidir. Fiil fail cümle değil midir? Fiil fail cümle ise yani şibi fiili faildir. Cümle olması lazım. Biz buna niye şibi cümle dedik? Şibi cümle değişimizin sebebini ben anlatayım arkadaşlar. Şimdi bakın. Huve kâme. Ente kumte. Ene kumtu. Doğru mu arkadaşlar? Bakınız burada müstedileh değiştikçe fiil değişti. Huve kâme. Ente kumte. Ene kumtu. Burada şibi cümle yapalım arkadaşlar. Huve kâimun. Ente kâimun. Ene kâimun. Anlatabildim mi arkadaşlar? Normal cümlede müstedileh değiştikçe fiil de değişiyor. Ama şibi cümlede ise müstedileh değiştikçe fiil şibi fiil değişmiyor. Huve kaimun, ente kaimun, ene kaimun. Normal cümlede müstedileh değiştikçe yani mütekellim, muhatap ve gaib olması halinde fiil değişiyor. Ama şibi cümlede değişmediği için buna şibi cümle denmiştir. Doğrudan doğruya cümle değil de şibi cümle denmiştir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki, yani şibi fiil olduğundan dolayı şibi cümle dendi değil yani. Şibi fiil olduğundan dolayı şibi cümledir dendi değil. Normal cümlede müstedileh, mütekellim, muhatap, gaib oldukça fiil değişiyor. Ama şibi cümlede ise, şibi fiilde ise değişmiyor. Bundan dolayı buna şibi cümle dendi. Demek ki mukadder zattan ibhameti kaldıran ya cümleden kaldırır, tabe zeydün, ilmen gibi. Veya şibi cümleden kaldırır, zeydün tayyibun ilmen gibi. Veyahut da izafetten kaldırır, o da a'cebeni tıybuhu ilmen gibi. Peki, hemen okuyoruz ibareyi arkadaşlar. Ve sani ikincisi yani mukadder zattan ibhameti kaldıran an nisbetin fi cümletin ya cümledeki nisbetten ibhamiyeti kaldırır tabe zeydünde olduğu gibi ev ma daha ha veya cümleye müşabih olandan şibi cümleden ibhamiyeti kaldırır efendim nahvu tabe zeydün nefsen ve zeydün tayyibun eben efendim tamam.
Şimdi arkadaşlar hemen misalleri inceliyoruz. Tabe Zeydün Nefsen'den Nefsen ne yapmış oldu? Cümlede ki nispetten ibhamiyeti kaldı. Yani Tabe'nin Zeyd'e nispetinde bir ibhamiyet vardır. Bu da mukadderdir. Sanki orada bir şey'uhu vardır. Nefsen oradaki ibhamiyeti kaldırdı. Zeydün Tayyibun Eben'de. Nedir? Şibi cümleye misaldir. Zeydün Tayyibun Huve. Tayyib ile Huve arasında, Zeyd'e raci olan Huve arasındaki nispette ne vardır? İbhamiyet vardır. Şibi cümleden ibhamiyeti kaldırmıştır. Orada mukadder olan, nispette mukadder olandan kaldırmıştır. Ve ubuvveten ve daran ve ilmen Zeydün Tabe Zeydün Tabe Zeydün Eben ubuvveten daran ilmen dedi. Bunlara döneceğim arkadaşlar bu misallere. Ev fi izafetin veya izafetteki nispetten ibhamiyeti kaldırır. Mislu yu'cibunim a'cebeni mi? Tamam. Yu'cibuni tıybuhu nefsen fark etmez şu. Yu'cibuni tıybuhu nefsen. Burada aradığımız tıybuhu nefsen. Nasıl Tabe Zeydün'deki nispette bir ibamiyet vardı. Burada tıybuhu tıybin Zeyd'e giden zamire nispetinde, izafetinde tıybu şeyihi vardır. Nefsen o tıybuhu izafetindeki mukadder zattan ibamiyeti kaldırmış oldu. A'cebi yu'cibuni tıybuhu nefsen ve eben ve ubuvveten ve daran ve ilmen dedi. Bir de velillahi darruhu farisa. Şimdi arkadaşlar bu kısımda yani cümlede ve şibi cümlede ibhamiyeti kaldıran bu kısımda efendim amil ism-i mübemmi tam değildir. Fiil veya şibi fiildir veya manai fiildir. Fiil, şibi fiil veya manai fiildir. Demek ki her temyizin amili ne değildir? İsm-i mübemmi tam değildir. Temyiz eğer mezkûr zattan ibhamiyeti kaldırıyorsa o ism-i mübemmi tam onun amilidir. Eğer cümle, şibi cümle veya izafetteki mukadder zattan ibhamiyeti kaldırıyorsa burada amil nedir? Arkadaşlar fiil veya şibi fiil veya manai fiildir diyoruz. Şimdi arkadaşlar tahtadaki şemayı bir ikinci şema yapacağım. Bunu kolay olduğu için bunu siliyorum. Daha net göresiniz diye. Ma yerfa'ul ibhame an nisbetin. Nispetten ibhamiyeti kaldıran, yani bu ikinci kısmı kastediyoruz bundan. Burada üçe ayrılır arkadaşlar. Nedir? Birincisi خاصٌ بالمنتصب عن. İki رَاجِعُونَ اِلٰى مُتَعَلَّقِ الْمُنْتَصَبِ عَنْ. Üçüncüsü يَحْتَمِلُ اِلَيْهِمَا. Her ikisine ihtimali vardır. Şimdi arkadaşlar ne dediğim anlaşılmadı. Vereceğimiz örneklerle anlaşılacak inşallah. Tabe Zeydün Nefsen. Siz bunu Zeydün Tayyibun Nefsen misalinde acebeni Tayyibun Nefsen de diyebilirsiniz. Bir de buraya Tabe Zeydün Daran dedik. Tabe Zeydün Daran dedik. Bir de Tabe Zeydün Eben dedik. Arkadaşlar, şimdi burada iki tabir var. Muntasabu an meselesi var. Bir de muntasabu an mutaallakı meselesi var. Muntasabu an ne demektir? Temyiz, Tabe Zeydün Nefsen'den nefsen getirildi buraya, temyiz getirildi. Bu neden intisab edildi? Yani buraya temyiz neden dikildi, getirildi? Neden temyiz nasb edildi burada?
neyi açıklamak için geldiyse ona muntasabunah denir. Mesela tabe zeydün nefsen de burada Zeyd'e yapılan nispetten Zeyd'i açıklamak için geldi. Yani Zeyd'e yapılan nispeti açıklamak için geldi. Bu nefsen tabe zeydündeki Zeyd'den dolayı geldi. Buna Zeyd'e muntasabunah diyoruz arkadaşlar. Zeyd'e muntasabunah diyoruz. Zeyd'le alakalı olana da Zeyd mutaallaku muntasabah diyoruz. Şimdi arkadaşlar tabe zeydün nefsen dediğimiz zaman tabe zeydün Zeyd hoş oldu ne cihetinden nefsen nefis cihetinden hoş oldu derken burada Zeyd'in kendisi güzel bir şahıs oldu demektir. Bunun başka bir ihtimali yok. Yani hasun bil muntasabi anhu. Muntasabi anha hastır. Hemen ikinci misalde iş netleşecek arkadaşlar. Tabe zeydün daren dediğimiz zaman Zeyd'in kendisi güzel bir evdir diyebilir miyiz? Bak Zeyd'le alakalı olan bir şey güzeldir. Burada ise Zeyd'in kendisi güzeldir. Hoş oldu. Burada ise Zeyd'in evi Zeyd'in kendisi değildir. O zaman bu nedir? Raci'un ila mutaallakil muntasaban. Burada muntasaban hangisidir? Zeyd'dir. Efendim, Zeyd muntasabun anittir. Daren muntasabanın mutaallikine aittir. Tabe Zeyd'ün nefsen de nefsen nesine aittir arkadaşlar? Muntasabanın kendisine aittir. Yani Zeyd'in kendisi ne oldu? Hoş oldu. Burada Zeyd'in evi dediğimiz zaman Zeyd kendisi güzel evdir diyemeyiz değil mi? O zaman Zeyd'le alakalı bir şey güzeldir burada. Tabe Zeyd'ün daren dedik. Bir de yahtemiluhuma dedik. Yahtemüleyhima. Tabe Zeyd'ün eben dediğimiz zaman arkadaşlar buradaki tabe Zeyd'ün Zeyd hoş oldu. Eben baba olmak cihetinden de olabilir. Bunun ikisine de ihtimali var. Yani Zeyd'in kendisi güzel babadır. O zaman muntasaban olmuş oluyor. Zeyd'in babası güzel babadır. O zaman mutaalliki olmuş oluyor değil mi? Tabe Zeyd'ün ebende bu iki ihtimal vardır. Zeyd'in kendisi güzel babadır. Babalığı iyi beceriyor. Zeyd'in babası çok güzel babadır. Bu bakımdan şanslıdır diyebilirsiniz. Tabe Zeyd'ün ebende hem muntasaban için olabilir hem mutaallik için olabilir. Tabe Zeyd'ün darende sadece mutaallik için olabilir. Tabe Zeyd'ün nefsinde ise sadece muntasaban için olabilir. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Demek ki temyiz cümlede ve şibi cümlede veya izafetten ibhamiyeti kaldıran, temyiz eden ya temyiz muntasabanha ait olur veya mutaallikine ait olur veya her ikisine ihtimali olur. Bu açıklamadan sonra arkadaşlar şimdi okuyoruz. Diyor ki tümme inkâne eğer olursa temyiz ismen isim olursa yani sıfat değil. Velillahi der ruhu farisende nedir arkadaşlar? Yukarıda yazmıştık. Velillahi der ruhu farisende sıfattır. Öyle değil sıfat değil isim olursa tümme inkâne temyiz olursa ismen isim olursa buradaki isim sıfatın karşılığıdır. وَلِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسَنِنْ karşısıdır arkadaşlar. Eben gibi, daren gibi, nefsen gibi, ilmen gibi, uvveten gibi. Öyle isim ki يَصِحُ جَعْلُهُ لِمَنْ تَسَبَعَنْهُ Muntasaba'an için olması sahih ise. Muntasaba'an için olması sahih ise deyince arkadaşlar, bu birinci kısımla üçüncü kısım buraya girmiş oluyor. Mesela burada tabe zeydün daren de muntasaba'an için olması elverişli değildir. Çünkü Tâbe Zeyd'ün dârende dar, Zeyd'in kendisi dar olamaz. Bu ihtimal yoktur. Burada muntasıbân için oluyor, şurada da muntasıbân için olabiliyor. Diyor ki, eğer isim olursa, öyle isim ki يَصَّحُ جَعْلُهُ لِمَنْ تَسَبَعَنْهُ muntasıbân için olması sahih olursa جَهَزِ اَنْ يَكُونَ جَهَزِ جَائِدِ اَنْ يَكُونَ o temyizli olması, lehu muntasıbânâ ait olması bazen ona ait olmuş olur. Veli mutaallakihi bazen de mutaallakine ait olmuş olabilir. Bu karinelerle anlaşılmış olur. Yani tabe zeydün eben dediğimiz zaman efendim burada eben kendisi mi güzel babadır yoksa babası mı güzel babadır? Burada arkadaşlar bu birinci kısım zaten muntasaban için olmuş oluyor. Burada cazi değil bu vacip olmuş oluyor. Yani tabe zeydün nefsen dediğimiz zaman bunun mutaallik için olması şartı yok. Şansı yok. Burada şu kısmı söylüyor. Yani eğer muntasabahın için olmaya ve mutallik için olmaya elverişli ise, eğer isimse diyor, eğer isimse efendim
yasihhu ca'aluhu limen tasaba anhu. Muntasaba an için olması sahih ise, mesela Dâb-ı Zeyd'ün darında muntasaba an için olması ne değildir? Sahih değildir. Câze en yekûne lehu ve li mutaallakihi. Hem onun için olabilir, hem mutaallik için olabilir. Yani Zeyd'ün, Dâb-ı Zeyd'ün eben dediğimiz zaman, kendisi güzel babadır dersek kendisi için olmuş oldu. Tâbe Zeyd'ün eben, Zeyd'in babası güzel babadır dersek mutallık için olmuş oldu. Ve illa eğer temyiz müntesaban için olması sahih değilse fuhu'l mutalliki, mutallikine aittir. Tâbe Zeyd'ün darın dediğimiz zaman yani Zeyd'in evi güzel evdir diyoruz. Feyutâbiku fîhima, ister müntesaban için olsun, ister mutallik için olsun, her ikisinde de efendim temiz feyutabiku temiz mutabık olur fihime, her ikisinde muntasabane mutabık olur. Ne demek mutabık olur? Feyutabiku fihime ma kuside, kastedilene mutabık olur. Demek ki mesela misal verelim burada. Tâbe Zeydün eben dedik. Zeyd'in kendisi güzel bir babadır. Zeyd'in kendisini kastettik. Eğer biz Zeyd'in kendisi güzel bir babadır kastediyorsak Tâbe Zeydün eben deriz. Eğer Zeyd'in babası güzel bir babadır, dedesi de güzel bir dededir. Her ikisine de Tâbe Zeyd'ün ikisini kastedersek Tâbe Zeyd'ün ebeveyni deriz. Yani Zeyd'in hem babası hem dedesi iyi insandır. Tâbe Zeyd'ün âbâen deriz. Eğer Zeyd'in hem babası hem dedesi hem de dedesinin babası üçü de hoşsa o zaman Tâbe Zeyd'ün âbâen deriz. Yani o ebenden bir kişiyi kastedersek eben deriz, iki kişi kastedersek ebeveyni deriz, daha fazlasını kastedersek o zaman da âbâen deriz. فَيُطَابِكُ فِيهِمَا مَا قُصِدَ, kastedilene mutabık olur. Yani temizden müfret kastedebilirsin, tesniye kastedebilirsin, cemi kastedebilirsin. Mesela Tâbe Zeyd'ün eben, Zeyd'in kendisi güzel baba oldu diyelim. Kendisi güzel baba oldu. Tâbe Zeydani ebeveyni, iki Zeyd her birisi güzel bir baba oldu dersin. Tâbe Zeydûne âbâen dersin. Orada üç tane Zeyd, her üçü de ne oldu? Her üçü de güzel birer baba oldu. Demek ki burada ne olur arkadaşlar? Müfret mi kastedilir, teslim mi kastedilir, cemi mi kastedilir, ona göre ayarlanır. İlla idâ kâne cinsen, ancak cins olduğu zaman burada yine daha önce de geçtiği gibi ne olarak kalmış olur arkadaşlar? Müfret olarak kalır. Mesela Tâbe Zeydün ilmen dedik. Tâbe Zeydün ilmen, Tâbe Zeydâne ilmen, Tâbe Zeydûne ilmen denir. Tâbe Zeydâne ilmeyni, Tâbe Zeydûne ulûmen diye tesniye cemi yapılmaz. Ama sen eğer burada illa en yuksadal elva, eğer nevi de kastediyorsan, diyelim ki Zeyd bir tanesinde sarf ilmi vardı, birisinden nahiv ilmi vardı. Tâbe Zeydâne ilmeyni diyebilirsin. Ne zaman? Birisinden sarf, birisinden nahiv kastedildiği zaman diyebilirsin. Öyleyse diyoruz ki temyiz efendim isim olduğu zaman yani sıfat olmadığı zaman ne olur? Mutaallikine ister muntasaban için olsun, ister mutaalliki için olur. فَيُطَابِكُ فِيهِمَا مَا قُسِدَ, kastedilen neyse, müfretse müfret, tesni ise tesni, cemi ise cemi olabilir. Ancak اِلَّا اِذَا كَانَ جِنْسٍ, cins olduğu zaman müfret olarak kalmak mecburiyetindedir. Cinsin misali nedir arkadaşlar? تَابَ زَيْدٌ عِلْمًا, bu cinsin misalidir. Peki cins olduğu zaman ne olacak? O zaman müfred olarak kalacak. Yani Tâbe Zeydün ilmen, Tâbe Zeydâni ilmen, Tâbe Ezzeydûne ilmen. Zeydün, Zeydâni, Ezzeydûne diye tesniye cemi oldu diye ilmen de ne olmayacak? Tesniye cemi olmayacak. Fakat buna rağmen eğer biz iki ilim veya üç ilim kastedersek o nevi'yi kastettiğimizi anlatmak için ne yapılabilir burada? Tesniye cemi yapılabilir. Ve in kana sıfeten, eğer isim olursa böyle dedik. Mutabık olacak cins değilse. Cins ise müfret kalacak. Nevi kastedilirse değişebiliyor. Ve in kana sıfeten, eğer temyiz sıfat olursa kânet lehu, sadece muntasıban için olur, mutallik için olmaz. Mutallik için olmaz, kendisi için olur, muntasıban için olur. Bir de vatıbkahu, ona mutabık olmakla beraber. Öyle mi? Ve tıbkahu, ona mutabık olmakla beraber. Şimdi lillahi'l-ruhu farisen misalini yazmıştık, sildik onu.
Lillahi derruhu. Derruhu demek arkadaşlar, normalde der süt demektir. Derruhu onun sütü demektir. Süt de hayır manasında Araplarda kullanıldığı için lillahi derruhu, yani hayruhu manasında kullanılır. Yani onun ve bu da taaccüp makamında da daha çok kullanılır. Lillahi derruhu farisen. Lillahi derruhu, ne acayiptir onun hayrı. Ne cihetinden farisen? Efendim, faris olması cihetinden. Şimdi burada farisen, derruhu farisen, derruhuma fariseyni, derruhum farisine olur. Yani burada sıfat olduğu zaman sadece ve sadece muntasıbe anha ait olmuş olur. Derruhu ve ona da mutabık olmak mecburiyetindedir. Derruhu farisen, derruhuma fariseyni, derruhum farisine diye efendim ne olur? Vahtemeletil hale. Bu mezkür sıfatın hale de ihtimali vardır. Yani tabe zeydün farisen mesela, değil mi? Tabe zeydün farisen, temiz olma ihtimali olduğu gibi hal olma ihtimali de vardır. Ve la yetekaddemu, temiz takaddüm etmez ala amilihi, amili üzerine. Vel asahhu, asah olan mezhep, ella yetekaddemu alel fiili, fiil üzerine takaddüm etmemesidir. Şimdi vel asahhu, evvela diyor ki temiz amili üzerine takaddüm etmez. İsmi ve mitam olduğu zaman bil ittifak takaddüm etmez, değil mi? Eğer fiil olduğu zaman vel asah ve la yetekaddeme alel fiili, fiil de olduğu zaman takaddüm etmemesi lazım. Ve feccernel erda uyunen de uyunen feccernel erda olmaz. Vel asahu dedi hilafen lil mazini vel müberid. İmam Mazin, İmam Müberid diyor ki fiil ve şibi fiilde bunların ameli güçlü ve kuvvetli olduğu için sarih fiil üzerine, ism-i fail, ism-i meful üzerine ne yapabilir? Takaddüm edebilir diyorlar. Amili güçlü olduğundan dolayı diyorlar. Arkadaşlar, hemen şu misalleri açıklayacağım. Nahvu tabe zeydün nefsen ve zeydün tayyibun eben ve ubuvveten ve daren ve ilmen, değil mi? Bu misalleri vermişti. Bu misalleri açıklayacağım. Şimdi niye bu misalleri verdi? Şimdi tabe zeydün nefsen dediğimiz zaman burada nefsen neydi? Muntasıbe anha ait idi. Doğru mu? Yani Zeyd'in kendisi hoştur demekti. Zeydün tayyibun ebende hem muntasıbe an için olabiliyordu hem de mutallik için olabiliyordu. Sonra Zeydün tayyibun ubuvveten dedi. Ubuvveten. Ubuvvet demek baba olmak cihetinden demektir. Ve daren ev cihetinden. Ve ilmen ilim cihetinden. Yani Zeydün tayyibun eben dediği gibi ubuvveten, daren, ilmen diye biliyoruz. Şimdi burada verilen temyiz misallerinde buna benzer misalleri zannediyorum İzhar'da da aynı şekilde geçmişti. Bunu açıklarken şöyle diyorlar. Temyiz ya ya ayin olur veyahut da araz olur. Tamam. Temyiz ya ayin olur, ya araz olur. İki, ya izafi olur veya gayri izafi olur. Üç, ya muntasabi an için olur veya mutaalliki için olur. Evet, temyiz arkadaşlar ya ayin olur ya araz olur, ya izafi olur ya gayri izafi olur, ya mutasabani için olur ya mutaalliki için olur kısımlarına ayrılıyoruz. Şimdi mesela biz nefsen kelimesini ele alalım. Tabe zeydün nefsende. Nefsen nedir arkadaşlar? Ayin midir? Araz midir? Ayin ile araz arasındaki fark nedir? Mesela kalem ayindir. Ama kalemin rengi nedir? Arazdır. Kalemin uzunluğu nedir? Arazdır. Şimdi mesela ilim ayin midir, araz mıdır arkadaşlar? Araz başkasıyla kaim olana denir. İlim başkasıyla kaimdir, arazdır. Efendim ama Zeyd'in kendisi nedir? Nefsinde de kendisi kastediliyor, ayindir. Öyleyse nefis nedir? Ayindir. Ayin, araz. Anlaşıldı inşallah. İzafi, gayri izafi meselesi. Arkadaşlar bu kalem bana göre de kalemdir, size göre de kalemdir, bu değişmez. Bu gayri izafidir. Herkes o kalemdir. Ama uzunluk ve kısalık nedir?
izafidir. Birisine göre uzun olan, birisine göre kısadır. Babalık nedir? İzafidir arkadaşlar. Birisine göre babadır ama birisine göre evlattır. Birisine göre kardeştir, birisine göre abidir. Abilik, kardeşlik, babalık bunlar nedir? Dedelik bunlar izafidir. Yani görecelidir. Birisine göre değişebiliyor. Ona ne diyoruz biz? İzafi diyoruz. Şimdi o zaman nefis kelimesi aindir. İzafi mi gayri izafi midir? Gayri izafidir. Aindir, gayri izafidir. Peki muntasabani için midir, mutallık için midir? Elbette bu. Zeyd'in kendisi burada nedir? Güzeldir, hoştur. Yani muntasabani içindir. Demek ki tabe zeydün nefsende aindir, gayri izafidir ve muntasabani içindir. Buna misaldir. Mesela tabe zeydün daren desek. Burada daren arkadaşlar ayin midir, araz mıdır? Aindir. İzafi mi, gayri izafi mi? Ev herkese göre evdir. Gayri izafidir. Peki muntasabani için mi, mutallık için mi? Mutallık için olana misaldir. Peki bunu geçtik arkadaşlar. Tabe zeydün ebeni aldık ele. Eben kelimesi baba demektir. Baba ayin midir, ayin midir, araz mıdır? Ayindir değil mi? Baba bir şahıstır, ayindir. Peki izafi mi, gayri izafi mi? İzafidir. Herkese göre baba değildir, birine göre de evlattır dedik. Peki mutasabanın için midir, mutalliki için midir? Her ikisine de ihtimali var. Zeyd'in kendisi güzel babadır, babası güzel babadır. İkisine de ihtimali vardır. Peki Zeydün tabe Zeydün ubuvveten dedik. Tabe Zeydün ubuvveten dediğimiz zaman ubuvvet baba olmak demektir. Ayin midir, araz mıdır? Arazdır, başkasıyla kaimdir. Baba olmak baba olanla kaimdir. İlim gibi. İzafi midir, gayri izafi midir? Elbette izafidir. Peki tabe Zeydün ilmen dediğimiz zaman ilim nedir arkadaşlar? Ayin midir, araz mıdır? Arazdır. İzafi mi, gayri izafi mi? Bu ubuvvet gibi değil, gayri izafidir. Peki bunların her biri nedir? Mutaallikun bil muntasaban. Zeydün tabe Zeydün ubuvveten. Yani Zeyd'in kendisi ubuvvet değildir. Tamam mı? Zeyd'in kendisi ilim değildir. Tabe Zeydün ubuvveten dediğimiz zaman buradaki ubuvveten ve ilmen ikisi de arazdır. Bu izafidir, bu izafi değildir. Her ikisi de muntasaban içindir. Yani temizin böylesine kısımları vardır. Ayn araz olması, izafi gayri izafi olması, muntasaban ve mutallik için olması durumları var. Bundan dolayı tabe zeydün nefsen eben ubuvveten daren ilmen diye misaller vermiştir bize arkadaşlar. Şimdi bu açıklamadan sonra arkadaşlar şöyle bir özet yapıyorum ve dersi bitiriyorum. Diyoruz ki temiz eğer isim yani sıfat değilse, sıfat velillahi diğer ruh farisinde olduğu gibi üç ihtimal vardır burada. Bunda temiz, müfred, tesni, cemi olabilir. Tâbe zeydün eben, tâbe zeydân ebeveyni, tâbe zeydün âbâen de olduğu gibi. Veyahut da tâbe zeydün ebeveyni, tâbe zeydün âbâen. Eğer Zeyd'in kendisi efendim ve babası kastediliyorsa, tâbe zeydün annesi, kendisi ve babası güzel babadır kastediliyorsa, tâbe zeydün ebeveyni denebiliyor. Eğer temiz cins olursa, tâbe zeydün ilmende olduğu gibi ne olarak kalıyor? Tâbe zeydün, tâbe zeydâni, tâbe zeydûne ilmen diye müfred olarak kalıyor. Nevi kastedilirse o zaman kastedilen neviye göre ayarlanabiliyor. Eğer sıfat olursa velillâhi der ruhu farisende temiz burada efendim muntasaban göre o müfredse o da müfred. Velillâhi der ruhu der ruhu mâ der ruhum diye tesniye cemi olabiliyor. Evet. Amil üzerine takdim meselesine gelince eğer ismi mütem yani mezkûr zattan ibhameti kaldıran kesinlikle ne yapmaz? İsmi mütem üzerine takdim etmez. Eğer cümle veya şey bir cümle yani ikinci mukadder zattan ibhameti kaldırıyorsa burada da sahih olan görüşe göre takdim etmez. Hilâfen lil mazini vel müberrit onlar fiil ve şibi fiil olduğu zaman takdim ederler. Çünkü bunların amili güçlü bir amildir diyorlar. Ve yine demiştik ki arkadaşlar isim bu mütem eğer mezkûr zattan ibhameti kaldırıyorsa eğer tenvinle veya tesniye nuruyla isim bu mütem tamam olmuşsa burada izafet caizdir. Bunun dışında izafet caiz değildir demiştik. Peki ben temizle ilgili bahsin tamamlandığını düşünüyorum. Soracağınız soru var mıdır? Sorunuz yoksa tamamlıyorum iş arkadaşlar. Hocam bu en son hilafen lil mazin
dediğinizde orada bir açıklama yaptınız. İsmi fail, ismi meful diye. Onu o açıklama gider tartışırsınız. Şimdi tamam. Şimdi İmam Mazini diyor ki, İmam Mübarid ile İmam Mazini diyorlar ki, temyizin amili ism-i mübtem olduğu zaman, evet o güçlü bir amil değildir. Ama eğer fiil veya şibi fiil olursa, o zaman amili üzerine takdimi caiz olmalıdır. Yani tâbe zeydün nefsen de nefsen tâbe zeydün diyebilirsin. Tâbe zeydün eben de eben tâbe zeydün diyebilirsin. فَاِنَّهُمَا يُجَوِّزَانِ تَقْدِيمَ التَّمِيزِ عَنِ الْفِعْلِ الصَّلِيحِ وَعَلَى اِسْمِهِ الْفَعْلِ وَالْمَفْعُولِ نَظَرًا اِلَّا قُوَّةِ الْعَامِلِ. Yani onlar diyorlar ki fiil kuvvetli amildir. Şibi fiil kuvvetli amildir. Dolayısıyla bunlarda ne olabilir? Amili üzerine bir fiil olduğu zaman iki, isim faal olduğu zaman üç, isim meful olduğu zaman takdimi caizdir. Ancak sıfat-ı müşebbe ve ismi tafzilde onlar da caiz değildir diyorlar. Fiil manası olanlar da caiz değildir. Üç yerde caizdir. Fiil, isim faal, isim meful olduğu yerlerde takdimi caizdir diyorlar. Gerekçesi de nedir? Ameli güçlü ve kuvvetli olduğundan dolayı. Ameli güçlü ve kuvvetli olduğundan dolayıdır. Dolayısıyla ona göre tâbe zeydün nefsen de, tâbe zeydün ilmen de, ilmen tâbe zeydün diyebiliyorsun. Kime göre? İmam Mazini'ye göre, İmam Müberri'de göre. Anlaşıldı herhalde.